Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün araç kullanmayı öğrenirken yaptığımız en büyük yanlıştan bahsetmeye çalışacağım. Lütfen videoyu dikkatle dinleyin. Neler anlatmaya çalıştığımı dikkatle takip edin arkadaşlar ki yaptığımız yanlış aklımızda yer etsin. Nasıl düşünmemiz gerektiğini daha düzgün anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar, biz eğitim boyunca biraz da vakit kısıtlı olduğu için hocalarımızın dediğini ezberlemeye çalışıyoruz. Örneğin hocamız diyor ki, işte kavşağa gelirken yavaşla, 1'e al veya 2 ile dön. Biz her kavşağa aynı zaman geldiğimizde, aynı yere geldiğimizde bu sefer aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Oysa bu, o anki trafik durumuna göre, aracın hızına göre, bulunduğunuz vitese göre mutlaka değişir yapmanız gerekenler. Hiçbir zaman, şu anda ben örneğe başlayacağım. Bu yoldan, önümdeki yoldan hiçbir zaman 50 seferde geçsem arkadaşlar, 50'si de farklı olur. Trafik durumuna göre değişir. Trafik yoğunluğuna göre önünüze yaya çıkar, başka bir şey olur. Veya işte yağmur olur, kış olur falan filan. Bu trafik koşullarına göre, trafik yoğunluğuna göre, hava şartlarına göre mutlaka değişir. Yapmamız gerekenler sabit değil. O nedenle ezberlemeye çalışmayın. Araç kullanmanın esas mantığını anlamaya çalışın. Vites mantığı nedir? Vites mantığı, hızlandıkça vites büyütülür. Bazı hocalarımız diyorlar ki, işte devir saati 2'nin üzerine çıktığında veya 3'e doğru yaklaştığında vitesi değiştirebilirsin. Ben bir sürücünün devir saatine bakma taraftarı değilim. Hocalarımızın hepsine saygım var ama bu sürücü panosuna seyir halindeyken 1 saniye bakmak, bir örnek vereyim size. Saatte 50 km hızla giden bir araç 1 saniyede 14 metre gider. Siz eğer sürücü panosuna, o devir saatine 1 saniye baktığınızda 14 metre sizin için yoktur. Allah korusun, o an atlayan bir yayayı göremeyebilirsiniz. Bunu biz daha çok motorun sesine göre, motor sesi toklaştıkça vitesi büyütelim. Motor sesi azaldıkça, araçta titreşimler artmaya başladıkça vitesi küçültelim. Yani bir sürücünün uzun süre sürekli oraya bakması asla doğru değil. Daha çok yolla ilgilenmenizde fayda var. Ya hocam, ben bu vitesle uğraşamıyorum diyenler de arkadaşlar, otomatik vites araç alıp bu dertten kurtulabilirler. Bilginiz olsun. Şimdi örneğe başlayacağız. Örneğin bakın, şimdi kırmızı yandı. Bir önceki geçişte mesela yeşil yanıyor olabilirdi. Sol sinyalimi verdim, el frenimi indirdim, aracımı birinci vitese taktım. Ama unutmayın, bu yaptığım örnekler gelen yok. Onun için yola ilk sağ şeride doğru giriş yapıyorum. Şu anda bakın, kırmızı, duracağım. Yeşil olsaydı geçecektim. Bakın yeşil yandı. Öndeki araçların durumuna göre durmayacağım. Devam ediyorum. İşte kırmızı yanmaya devam etseydi duracaktım arkadaşlar. Ancak yeşil yandı, iş değişti. Motor sesi toklaştı, vitesi büyütüyorum. Vitesimi büyüttüm, yoluma devam ediyorum. Şimdi yolu inceleyerek gidiyorum mutlaka. Bakın sağdan yürüyen, kaldırımda yürüyen bir yaya var. Hemen ilerisinde yoldan yürüyen bir yaya var. Park etmiş araçlar var. Sol sinyal, ayna kontrolü, yavaşça sola. Bu sol sinyali verdiğimizde aynamda çok yakın araba varsa arkadaşlar, onun önüne çıkmaya çalışmıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ilerliyorum. Hocam yokuş aşağı iniyorum. Vitesi kaça almam lazım? Bakın burası yokuş aşağı bir yer. 2 ile iniyorum. 3'e de atabilirim. Ama bakın, trafik engel oldu mesela. 3'e attım işte. Araba çıktı, frene basıp yavaşlayıp tekrar 2'ye aldım. Önüm tekrar boşaldı. Biraz gaza bastım. Tekrar 3'e attım. Yani bakın, 3'len inemedim biraz önce. Araç çıktı. Hani biz buraya 3'len iniyorduk diyemiyoruz. Ama hocam biz 3'len inmiştik, o zaman öyle yapmıştık diye bir şey aklınızda yer etmesin. Şimdi devam ediyorum. Hala 3. vitesteyim. Çünkü yokuş aşağı. Ayağım sadece frende. Aracın hızını yönetiyorum. Burada mantığı anlamanız için anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Seyir halindeyken sürekli ileride olup bitenleri, yolu, her tarafını tarıyorum. Tık 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 tık, sağa sola. Bakın ileride bekleyen adamlar var. Orada geri manevra yapan bir araba var. Arkamda çok yakın bir araba var. Karşıya geçen bir hanımefendi var. Bakın, bunların hepsini takip ediyorum ve aracımın hızını ona göre yönetmeye çalışıyorum. Şimdi bu yoldan günde 50 seferde geçsek aynı şekilde geçme ihtimalimiz yok arkadaşlar. Her türlü oluşum bizim davranış tarzımızı değiştirir. Park yaparken de öyledir. L park yaparken de öyledir. Biz parkı her seferinde aynı yapamıyoruz.
L-Park her seferinde aynı, bakın çıkmaya çalışan bir araç var. Çıkmayacağından emin oldum ve bu şekilde geçtim. Mesela bakın aşağıda kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışığa doğru ilerliyorum. Eğer yani farkı söyleyeyim, yeşil yansaydı durmayacaktım. Ben buradan sola döneyim. Kırmızı yandığı için duracağız. Sola döndüğüm için en soldaki şeride yanaşıyorum. Burada duruyorum. Öndeki arabaya da çok yaklaşmıyorum. Durduktan sonra da vitesi boşa aldım. Öndeki arabaya yaklaşma mesafem ne kadardı? Öndeki arabanın tekerleğini göremediğim an, görememek üzereyken duruyorum arkadaşlar. Neden böyle duruyorum? Eğer o araç arıza yapar, bir şey olur, gidemezse çok rahat çevirip çıkabileyim diye bu şekilde fazla yanaşmadan duruyorum. Çok fazla yanaştığınızda öndeki araçlara, eğer o gidemezse siz de gidemezsiniz. Bunun bir örneğini, o ya gidemezsenin örneğini kanalda çekmiştik bir önceki videomuzda. Evet, sola döneceğiz. İlerliyorum. Işık kontrolü bir kavşak olduğu için dikkatli dönüyorum. Evet, yola girdim. Bakın motor sesi toklaştı. İkinci vitese attım. Trafik 3'e atlama uygun mu? Değil. İleride yavaşlama kasisi var. Frenle yavaşlıyorum. Sadece frenle yavaşladım. Daha fazla frene basacak olursam debriyaja da basacağımı unutmuyorum. Soldan gelen var. Bakın sağdan kapı açıldı. İşte trafik böyle. Yani o adam bir sonraki gelişimizde orada olmayacak. O kapı açılmayacak. Onun yerine başka bir oluşum yaşayacağız. Örneğin aşağıda kavşak var. Kavşağa doğru gidiyoruz. Kavşağa doğru gidelim. Şimdi kavşağa her seferinde aynı gelemeyiz. Bakacağım şimdi trafik durumuna göre. Eğer kavşağa düz geçeceksek, evet, ikinci viteste geçebiliriz. 3'e atmıyorum. Kavşağa düz geçeceksek ikinci viteste geçebiliriz. Bir bakacağım. Dönüş yapacaksak deneyelim şimdi buradan. Dönüş yapmak isteyeyim ikinci viteste. Bakalım kavşak izin verecek mi? Sol sinyalimi verdim. Yavaşlıyorum kavşağa girerken. İkinci viteste olduğum için hızımı çok da düşürmüyorum arkadaşlar. İkinci viteste kavşağa giriyorum. Kontrolümü yaptım. Araba yoktu. Dönüşümü tamamlayacağım. İkinci vitesle dönüyorum. Gördüğünüz gibi ikinci viteste aracın hızı fazla arkadaşlar. Direksiyona çok iyi hakim olmanız lazım. Bir sonraki kavşağı deneyelim. Bunun örneğini yaşarız. Yani her zaman aynı dönemezsiniz. O anki trafik durumuna göre, o anki hava durumuna göre, önünüze çıkacak yaya durumuna göre her şey değişir. Yani aklınızda bazı şeyleri sabitlemeye çalışıyorsunuz. Lütfen sabitlemeye çalışmayın. Trafik durumuna göre. Araba var, yavaşlayayım. Kavşak, bakın kavşak şu anda dolu. Biraz önce 2 ile girdik. Bakacağım, aldım 2'ye. Bakıyorum. Hayır, öndeki gitmiyor işte. Buyurun. Şu anda kaçı alacağım? 1'e. İşte bu trafik durumuna göre iş. Tekrar döneyim. Biraz önce 2 ile dönebildik. Şimdi 1. vitesteyim. Dönüyorum. Gene kavşak bomboş. Evet, dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Etrafında dönüyorum. Bakın bu dönüşte araba denk geliyor. Yavaşlıyorum. Kavşaktan çıkacağım. Kavşaktan bakın yaya var. Duruyorum hemen. Yaya durduğunuzda elinizle işaret etmenizde de fayda var arkadaşlar. Sizin durduğunuzdan, ona yol verdiğinizden emin olmasında fayda var. İkinci vitese attım. Yol müsait. 3'e de atıyorum. Motor sesi toklaştıkça vitesi büyütüyorum. Sağ sinyali yaktım. Sağ aynama baktım. Hafif de sağ yana bakmanızda fayda var. Sağa geçtim. Şimdi burası bizim eğitim alanımız. Umarım derdimi anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Aklınızda sabitlemeye çalışmayın. Bakın ben şu anda 3. viteste gidiyorum. Hızım kaçta? 45'te. Ama bizim yolun hız sınırı 30. Burada en fazla mesela 40'a izin veriyorlar. Sizin bulunduğunuz alanda hız sınırı 60'tır. 60'a kadar izin verilebilir. O zaman 3'e 4'e atabilirsiniz. 50'ye doğru 40'ın üzerinde 3'e atabilirsiniz arabayı. Motor sesine göre düşünün. Anlık saniyeden çok az hız göstergenize bakabilirsiniz. Mesela park alanına geldim. Park yapacağım. İşte anlık durumlara göre değişir arkadaşlar. Bir bakalım. Biz ne yapıyorduk? Sağ sinyali yaktım. Arkamda araç var. Ne yapıyorduk? Dubaya hiç yanaşmadan duruyoruz. O numaralı dediğimiz, şu an numara yok ama numaralı dediğimiz Dubai üçgenin sonunda çok az görüyordum. Burada şimdi karar vermeniz lazım. Durduğunuz yeri kaçırmış olabilirsiniz. Durduğumuz yeri ben şu an kaçırdım. Biraz daha ileri gideyim. Eyvah, durduğum yeri kaçırdım. Hayır, eyvah değil. Bilmem gereken şey şudur. Yani değişikliğe açık olmanızda fayda var. Nedir? Durduğum yeri geçtim mi? Evet, az geri gelip, hiç direksiyonu bozmuyorum. Az geri gelip durduğum yerde hemen duruyorum. Çünkü neden?
Geri vitesine taktım. Artık ileri gitme hakkım kalmadı. Bunu bilerek davranın. Geldim. Durmam gereken yerde hemen duruyorum. Burada parklardaki duruşlarda frene biraz çabuk basmanızda fayda var. Araç geri vitesindeydi. Oynamıyorum vitesle. Tam sağa çevirdim. Geri gelmeye devam ediyorum. Neyi görecektik? Kaldırım kenarındaki dubayı. Arkamdaki dubayı sayıyorum. Bu birinci duba. Bu da kaldırım kenarındaki dubayı. Aynamdan gördüm. Bunun kanalda detaylı anlatımı var. Gördüm, durdum. Direksiyonumu bir yarım, bir tamla düzelttim. Eğer burayı kaçırırsanız, sol taraftaki dubayı çok kaçırırsanız, çok kaçırdığınızda sağ tarafta erken durmanız gerekir. Bunu da unutmayın. Kaçırdığınız zaman mesela sol dubayı kapı koluna değdirecektiniz ya da az geçip duracaktınız ya. Çok fazla geçerseniz geri gelirken düzeltip geri gelirken burada biraz erken durun. Ne kadar? Bir 5-6 santim önce mesela aynanın ortasını alıyorsanız aynanın başında durdurun ki araç telafisini yapsın. Aynanın başında durduruyorum. Tam sol çevirdim. Buradan sonra dikkat etmeniz gereken araç kaldırıma gidebilir. Çünkü soldan kaçırdık. Araç kaldırıma gidebilir. Yani telafiyi nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Kaldırıma değiyor mu değmiyor mu ona bakmak için. Eğer kaldırıma değecek olursa durup tam sağa yapmam gerekiyor. Tam sağa ileri aracımı düzeltip duruyorum. Çıkarken içeri girdikten sonra bir ileri bir geri hakkınız vardı. İçeri girmeden bu hakkınız doğmuyor. Çıkarken ne yapacaktım? Düşünüyorum. İçeride ileri gittim mi? Evet, o zaman geri geliyorum. İleri gitmişsem geri gelmeden çıkmayı düşünmüyorum. Tekrar tam sol yapıyorum. Burada tam sağ yaparak da geri gelebilirsiniz. Fark etmez. Kenardaki açıklığa göre değişir. Sol sinyalimi verdim. Omuz üstü bakışımı yapıyorum. Eğer araç dubaya gidiyorsa durup tekrar geri gelebilirsiniz. Sınavda şunu yapmayın arkadaşlar. Çıkar zannetmeyin. Eğer tereddüdünüz varsa baktınız dubaya doğru gidiyor. Durun geri gelin. Bir daha mı gidiyor? Durun geri gelin. Sol yaptınız çıkmıyor. Şimdi ters manevra. Sol yaptınız çıkmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Sağ yapıp geri geleceksiniz. Sağ yaptım geri geldim. Tekrar sol yapıyorum. Tekrar ters manevra. Bu solu yaptığımda tekrar çıkmıyorsa tekrar sağ yapıp geri gitmem gerekir. Evet, sol sinyalimi yakayım. Gelenler var geçsin. Aynanız baş dubaya geçmeden sağa çevirmeyin. Aynan baş dubaya geçiyor. Çok sakin bir şekilde hareketime devam ediyorum. Aracım düzeliyor. Direksiyonumu da düzeltiyorum. Duruyorum. İniyorlar. Devam edeceğim. Birinci vites sol sinyal ayna. Şimdi burada da aynı şekilde kalktım. Bu yoldan günde 50 sefer de geçseniz her biri farklı olur. Hiçbir zaman aynı şekilde aynı yerden geçemeyiz. Trafik bizi her zaman farklı yönlendirir. Lütfen buna çok dikkat edin. Ama burada böyle yapıyorduk, ama böyle demiştiniz. İşte şöyle oluyordu. Bu asla sabit değil. Fren kullanımı mesela. Şu an kaçtayım örnek vereyim. 40'tan gidiyorum. 40'ta kullanacağım fren basıncıyla 70'te kullanacağım frene vereceğim basınç aynı değil arkadaşlar. Bakalım. Bakın şimdi 50 ile gidiyorum. Frene biraz fazla basmam gerekiyor aracın hızını azaltmak için. Bunları aklınızdan çıkartmayın. Yani yavaş giderkenki fren kullanımıyla hızlı giderken kullandığınız fren basıncı aynı olamaz. Gözünüzle aracın hızını görüp ona göre fren basıncını yönetmenizde fayda var. Bazen bize diyorsunuz mesela hocam bastım ama yavaşlamadı. Ama sen hıza göre basmadın. Hıza göre basmalıydın veya öndeki aracın yakınlığına göre basmadın. Fren pedalını hızınıza göre, öndeki aracın yakınlığına göre yönetmenizde fayda var. Yani o sabit değil arkadaşlar. Vites sabit değil, fren sabit değil, gaz pedalı sabit değil. Aracı biz gözümüzle kulağımızla yönetiyoruz. Göz kulak ayak kombinasyonu anlatmıştım. Bakın döner mi? Döner. Bakalım dönüş yapacağım. Karşıdan gelenlerin geçmesini bekliyorum. Geçtiler. Tam sol çeviriyorum. Dönerken hiç acele etmeyin arkadaşlar bu tür dönüşlerde. Yarıya geldikten sonra direksiyonu bırakırsanız kendisi zaten toplayacaktır. Bakın ben hiç müdahale etmedim. Kendisi tamamen düzeltti, dümdüz yaptı. Araç tam dönüşü yarı aldığı an direksiyonu bırakırsanız direksiyonu kendisi toplayacaktır. Mesela bakın bu kamyon burada olmasa daha farklı geçebiliriz. Şu arabalar şurada olmasa daha farklı geçebiliriz. Her geldiğimizde bu arabalar burada olmayabilir. Veya daha çok araba olabilir. Trafik durumuna göre aracınızı yönetmeyi anlamaya çalışın. Yani biz burada mesela önünde bir tehlike var mı şu an? Yok. Ve tehlike yoksa hızımızı azaltmamızı gerektiren herhangi bir durum
Yok, örnek. Ama bir tehlike varsa o zaman ona göre davranmak gerekiyor. Yani farklı ortam koşullarına göre farklı şekillerde bu aracı yönetebilmek gerekiyor. Umarım bu derdimi anlatıp bakın araç yol üzerinde manevra yapmış, geri gelmiş, sağa dönüyor. Yolu kaçırmış muhtemelen. Ana yol üzerinde geri gelmek ve trafiğin yoğun olduğu yollarda da geri gelmek yasaktır ayrıca. Yol boşu olduğu için 3'e atabildim. Şu anda ilerliyorum. Bakın eğer trafik durumu uygun olmasa burada 3'e atamazsınız. Tekrar kavşağa kadar gideceğim. Umarım tam olarak derdimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Nasıl düşünmeniz gerektiğini anlamaya çalışın. Ama hocam işte burada yavaşlamıştık. Siz buradan böyle geçin demiştiniz. Evet, o zaman trafik ona uygunmuştur. Aklınızdaki şeyleri sabitlememeye çalışın. Trafik her saniye size değişik şeyler yaptırabilir. Örneğin bakın araç soldan girdi. Girmeseydi ben daha temkinli, daha rahat girecektim. Onu gördüğüm için daha temkinli oldum. Sağda araçlar var. Temkinli geçiyorum. Bu araç burada olmayabilir. O zaman daha rahat geçebilirsiniz. Kavşağa kadar ilerleyelim. Umarım bu dediklerimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani park yaparken yeniliğe açık olun. L park yaparken telafiyi nasıl yapacağınızı, geri giderken şunu bileceksiniz. Geri veya ileri aynıdır. Sağa çevirirseniz sağa gider, sola çevirirseniz sola gider. Geri giderken de aynı. Sağa çevirirseniz arabanın arkası sağa gider. Şimdi düşüneceksiniz. Arabanın arkası kaldırıma mı gidecek, yola mı? Kaldırıma gitmek istiyorsanız kaldırıma çevirin. Yola gitmek istiyorsanız yola. Örnek, bakın ön tarafa. Kaldırıma gitmek için kaldırıma, yola gitmek için yola. Bu geriye de böyledir ama. İleri ile gerinin direksiyonu değişmiyor. Onu mantığınız, bakın kavşağa geldim, yavaşladım, 2'ye aldım, tekrar 1'e aldım çünkü karşı taraf dolu, dönen bir araba var, duruyorum. İşte bakın 2 ile geçemedik. Neden? Çünkü trafik izin vermedi. Sağdan gelenler var. Bir tanesi sağa dönüyor, ona izin vereceğim. Evet, şu anda karşıya düz geçtim. Tekrar gaza bastım, sol sinyal, ayna, ikinci vitese attım, sola çıktım arkadaşlar. İşte burada, şimdi biraz dönsem şuradan bir daha aynı şekilde geçemeyeceğim. Bir örneğini yapayım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Üçüncü vitese attım. İlerliyorum. Biraz önce etrafında döndüğümüz sağlık ocağı kavşağına geldik. Videonun başına ilk döndüğümüz kavşağa geldik. Sol sinyalimi verdim. Biraz önce 2 ile dönebildik. Bakalım gene aynı şeye denk geleceğiz mi? Kaldırdım debriyajımı. İkinci vites geliyorum. Bakın gene araba yok. Gene 2 ile dönebileceğiz mi? Bakalım. Kavşağın içine girdim. İkinci vites, işte bakın tak diye araba denk geliyor. Biri aldım, tekrar devam ediyorum. Her zaman aynı geçemiyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağıdaki kavşağı deneyeceğim. Biraz önce 2 ile geçemedik. Bakalım bu sefer geçebilecek miyiz? Tekrar 3'e attım. Yoluma devam ediyorum. Bakın sağda kapı açıldı. Bu kapı açılma işi de çok. Mesela bir kapı burada, bir kapı karşıda. Bir sürü kapılar açık. Evet, geliyorum. Kavşağı 3. vitesteyim. Yavaşladım. 3'ten 1'e alınır mı diye soruyorsunuz. Evet. 3. vitesteyim. Frene bastım. Debriyaja bastım. Aracı 1'in hızına düşürdüm 10 km sürete kadar. Ondan sonra 1'e aldım. 4'ten 1'e alabilirsiniz. Hızla alakalıdır. Bakın şu an geçemiyorum. Hatta bir dönüş yapayım. Biraz önce rahat dönebilmiştik. Evet. Biraz önce etrafında çok rahat döndüğüm kavşak şu an yoğun olduğu için bana izin vermiyor. Mesela 1. vites dönüyorum. Kontrollerimi yaptım. Kavşaktan çıktım. Derdimiz bu arkadaşlar. Ezberlemeye çalışmayın lütfen. Ezber yapmaya çalışmayın. Her zaman yeniliğe açık olmaya çalışın. En büyük yaptığımız hata bu. Ezberlemeye çalışıyoruz. Farklı bir şey olduğu zaman da tıkanıyoruz. Bu sefer ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.